Kanal 56 Ana Haber'den, haberin merkezinden hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Değerli izleyenler, Siirt'in ismine yakışmadığını düşündüğümüz bir haberle bültenimizi açıyoruz bugün. Evliyalar diyarı Siirt, kültürüne ve değerlerine ne derecede sahip çıkıyor? Tilla yolu üzerinde bulunan Şeyh Zeynep Türbesi'nin hali içler acısı. Sizler için görüntüledik, hep birlikte izleyelim. Evliyalar diyarı Siirt'te evliya mezarlarının hali içler acısı. İslam aleminin en büyük bayan hadis uzmanlarından birisi olan ve bilim dünyasında Zeynep binti Muhaddise el-Siirdiye olarak bilinen Şeyh Zeynep Türbesi'nin durumu üzüntü verici. Değerli izleyenler, Siirt'in hep evliyalar diyarı olmasıyla iftihar ediyoruz. Bunu her yerde gururla belirtiyoruz. Acaba evliyalar diyarı Siirt'te evliyalarımıza yeteri kadar sahip çıkıyor muyuz? Din, bilim adamlarımıza yeteri kadar saygı gösteriyor muyuz? Onların bulundukları, metfun bulundukları alanları, onların geçmişlerine, onların yaşantılarına uygun bir hale getiriyor muyuz? Bunlardan bir tanesinin, böyle bir evliyanın türbesinin önündeyiz. Zeynep bin Muhaddise, Es-Siirtli diye bilinen bu bayan hadis uzmanının türbesinin önündeyiz. Şimdi hep birlikte miladi 1215-1305 yılları arasında yaşamış olan, yani günümüzden yaklaşık olarak 800 yıl, 750-800 yıl önce yaşamış olan bu hadis uzmanının türbesine giriyoruz ve içler acısı halini gözler önüne seriyoruz. İslam tarihinde çok az sayıdaki bayan hadis uzmanlarından en iyilerinden biri olan Şeyh Zeynep Türbesi'nin Tillo yolu üzerinde Zeviye Mezarlığı'nın karşısında yer alan mezarını ve mezarın etrafındaki eski mezarlığı sizler için görüntüledik. Tillo Karayolu'nun üzerinde bulunan Zeviye Mezarlığı'nın karşısındaki türbede ilk girişte görüldüğü gibi pislikler, çöpler göze batıyor, otlar, kurumuş otlar göze batıyor. Yavaş yavaş türbeye doğru ilerliyoruz. Thank you.
Evet, görüldüğü gibi türben Haliçler acısı. Burada gelip dualar, Kur'anları okuyanların bir bölümü. İleride gördüğünüz gibi Kur'anları burada açık havada atmışlar. Umarım koruma altına alınan bu güzel türbe, bu önemli türbe hak ettiği bakımdan geçirilir, gerekli düzenlemeler yapılır. Utanç haberinin ardından Siirt için güzel bir haberle bültenimize devam edelim. İlimizin kültür turizmi açısından en kıymetli bölgesi olan Tillo gerçek ismine kavuştu. Daha önce resmiyette Aydınlar olarak geçen Tillo bundan böyle kendi adını taşıyabilecek. İlimizin tarihi ve kültürel açıdan en zengin, yetiştirdiği, dünya çapında bilinen ilçemiz Tillo, yapay Aydınlar isminden kurtularak gerçek adına kavuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen demokratikleşme paketi kapsamında Tillo, binlerce yıldan beri bilinen adına kavuştu. Tillo'da bir bayram sevinci yaşanıyor. Kameralarımız bu tarihi ilçedeydi. Belediye Başkanı Mesut Memduhoğlu, ilçe halkının sevincini şöyle dile getirdi. Tillo, ilim irfan yuvası bir ilçemiz. 1957'de resmi gazetede yayınlananlar Tillo Belediyesi olarak kurulmuş. 1958'de de ilk seçimler yapılarak belediye hizmete girmiştir. Bu ta 1964'e kadar Tillo nahiyesi olarak hizmet etmiş. 1964'te birçok bucakla birlikte ismi değiştirilerek Aydınlar bucağı olarak değiştirilmiş. 1990'da ilçe statüsüne kavuşmuş, gene Aydınlar ilçesi olarak devam etmiştir. Ta ki dün özellikle bundan geçen ay Sayın Başbakanımızın demokratikleşme paketi kapsamında Tillo isminin tekrar iade edilmesi olay gündeme gelmiş ve geçen hafta meclis komisyondan geçerek dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Tabii bu hem bizde hem ilçede hem ilde bir bayram sevinciyle karşılandı. Ben tabii burada başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese hem şahsım hem Tillo halkı adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tabii ilçe isminin değişmesiyle birlikte bizi ayrı bir heyecan kaptı. Artık Tillo'nun tabelaları, karayolları, belediye, kaymakamlık bütün tabelalarını değiştirmek için mühürler, işte logolar. Mesela ilk defa Tillo Belediyesi'nin logosunu hemen yaklaşık 10 günlük bir çalışmayla yeni bir logo yaptık. Resmi gazetede de yayınlandığı gün tabelalarımız hazır. Aynı gün bir törenle, basına da açık bir şeyle tabelalarımızı değiştireceğiz. Vatandaşlar da sevinçlerini dile getirdiler. Ben İsmail Fakül Hazretleri'nin 10. kuşaktan torunuyum. Topraklar ailesindenim. Adım Murat. Ben Tillo'da taksiciyim, esnafım. Tillo'nun eski adına kavuşması bence güzel bir şey. Çünkü herkes Tillo'yu yani eski adıyla anıyor, eski adıyla büyüyor. Aydınlar dediğiniz zaman belki birçok insanın aklında Aydınlar başka yerlerde de Aydınlar olabilir. O yüzden Tillo'nun adının tekrar geri alması bence çok iyi bir şey. İyi oldu. Biz de bunu bekliyorduk.
Yani Tillo adı eskiden de Tillo. Herkes Tillo olarak da biliyor. Yani sevindik Tillo olmanı. Bu kadar. Siirt'te sağlık alanında Siirt için bir ilk gerçekleştirildi. Safra kesesinde taş bulunan bir hasta dün Siirt Devlet Hastanesi'nde kapalı safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleştiren üroloji uzmanı operatör doktor Onur Serin'le genel cerrahi uzmanı operatör doktor Zafer Demir Siirt için bir ilke imza attılar. Baykan ilçesinde oturan 8 çocuk annesi Gariban Arde, çektiği rahatsızlık nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu hastanın safra kesesinde 3 santimlik taş olduğu tespit edildi. Şurada yine safra kesesi taşlarını görüyorsunuz. Burada da üreter içerisine düşmüş olan taşı görmekteyiz. Yaklaşık 2,5 santim, 3 santim civarlarında. Ölçüm itibariyle 3 santim gibi görünüyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Onur Serin'le genel cerrahi uzmanı operatör doktor Zafer Demir, bulantı ve aşırı karın ağrısı şikayeti üzerine ameliyatı aldıkları hastayı ilk kez kapalı sistemle ameliyat etti. Hastamız 40 yaşında bayan hasta, sağ yan ağrısı nedeniyle başvurdu ve yapılan tetkiklerinde tomografisinde sağ üreterde 3 santimlik taşı ve sağ safra kesesi içerisinde de multiple çok sayıda taşı mevcuttu. Biz bugün eş zamanlı olarak laparoskopik olarak hem üreter ütütomu yapacağız, üreter taşına müdahale edeceğiz. Hem de safra kesesi alınacak. Genel cerrah ile birlikte gireceğiz, dahil olacağız. İlk olarak biz laparoskopik taşla üreter taşıyla başlıyoruz. Hastamızı tam olarak anlayamasanız veya belli olmasa da yan çevirdik. Yan pozisyonda bu ameliyat yapılıyor. 3-4 tane delikten girerek taşı çıkartacağız. Hasta ameliyat sonrası daha az ağrı hissedecek ve daha erken dönemde evine gidecek. Daha erken dönemde de iş hayatına tekrar dönebilecek. Bu avantajlar olacak. İnşallah devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Bugün için şartları zorlayarak yaptığımız ameliyatlar açıkçası. Ama birkaç ay içerisinde ekipmanların tam olarak alınması sonrasında bu vakalar bizim için artık rutine binmiş olacak. Daha büyük vakalarda gireceğiz. Daha farklı vakalar inşallah seyrettireceğiz, izlettireceğiz sizlere. Ameliyatla hastanın safra kesesinde bulunan taş çıkarıldı. Siz bana bir tane de bir numara ilk et. Bir numara ilk et. Sıcak geldi mi? Senin geldi mi? Gel. Ya onun kosta yeter bana. Makas alabilir miyim? Siirt Belediyesi Ağustos ayında başladığı yol yapım ve onarım çalışmalarına yeni mahallede bulunan Bedirhan Batur Caddesi'nde yeni kaldırım yapımı ve 1523 sokakta parke çalışmalarıyla devam ediyor. Siirt Belediyesi bünyesinde Ağustos ayı sonuna kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2013 yılı yol yapım, onarım ve düzenleme projesi kapsamında Ağustos ayı sonunda başlatılan cadde ve sokakların parke taşıyla döşenmesi ve kaldırım çalışmaları kapsamında Barış, Doğan, Algün, Ulus, Çal, Bağtepe, Bahçeli Evler, Kooperatif, Afet mahallelerinde yol yapım çalışmaları tamamlanırken çalışmalar yeni mahallede bulunan Bedirhan Batur Caddesi'nde yeni kaldırım yapımı ve 1523 sokakta parke çalışmalarıyla devam ediyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Han Başaran, Siirt'te göreve başladığı günden bu yana il müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Han Başaran, ilimizde neredeyse bir ilk sayılabilecek çalışmaya imza attı. Birçok kamu görevlisi kamuoyunu aydınlatmaktan çekinirken, Başaran bugün Bardın Otel'de düzenlediği basın toplantısında Siirt'te göreve başladığı günden bu yana il müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. 3-4 aydır buradayız ama sizlerle bir araya gelmedik. Yoğun etkinlik süreci yaşadık. 3-4 aydır yapılan çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla toplantıyı tertipledik. Ben konuşmama geçmeden önce, benden önce göre yapan arkadaşlarıma, gerek Remzi Bey'e gerek Yaşar Bey'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aldığımız bayrağı bulunduğu yerden daha üst seviyeye götürmek için gene hep beraber el birliğiyle çalışıyoruz. Bu 3 aydır, 9 Temmuz'da başladım, 9 Kasım'da 4 ayı tamamlayacağız. Bu 4 aylık süre zarfı içerisinde Siirt gerek hem tarihsel manada hem kültürel manada bir dönüşüm yaşıyor. Sizlerin de yakından takip ettiği biliyorsunuz Siirt günlerini gerçekleştirdik ve Siirt için gerçekten büyük bir organizasyondu. Gerek basınıyla, gerek yazarlarıyla, gerek sanatçılarıyla, gerek el sanatlarıyla 7'den 70'e herkes topyekün bir oldu. 50-60 yıldır İstanbul'da yaşayan insanlarımız gerçekten Siirt günlerini gerçekleştirmemizi özlemle ve hasretle bekliyorlardı. Bu manada sizlerin katkılarınızdan dolayı sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar hala Siirt günlerinin yankıları ve izleri devam ediyor. Hakikaten çok zengin bir kültüre sahibiz ama bugüne kadar yeterince batıdakilere kendimizi iyi anlatamadığımızı düşünüyorum. Layıkıyla anlatamadığımızı düşünüyorum ama bu bizim için bir başlangıç oldu. Belki Ankara'dakiler de şu anda özlemle Siirtlerin Ankara'da ne zaman Siirt günleri yapacaklarını bekliyorlar. Belki önümüzdeki dönemde Sayın Valimiz ilim büyük ileri gelenleri uygun görürlerse Ankara'da da belki bir Siirt günleri gerçekleştirebiliriz. Hemen Siirt günlerini bitirdik. Arkasından Tillo Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Tillo Bilim Kültür Etkinlikleri de çok kapsamlı, çok konu başlıkları olan bir etkinliğimiz oldu. Ve Çekül Vakfı ile burada Tillo etkinlikleri kapsamında Çekül Vakfı ile birlikte Siirt'in turizm haritası, turizm rotası belirlendi. Ve bu Çekül Vakfı'nın hazırlamış olduğu haritada Siirt'in turizmini 5 ana başlık üzerinde oluşturdular. Bunlar önümüzdeki süreçte ne yapmayı planlıyorsunuz derseniz şu anda müze hazırlık çalışmalarımız başladı. Gene valilik binasının bitiminde etnografya müzesini inşallah kuracağız. Siirt mezar taşlarıyla alakalı bir kitap hazırlığımız var. Çünkü bakanlık ilimizdeki mezar taşlarının envanterini istedi. Bunların fotoğraflanması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde Siirt'teki bütün mezar taşlarının bir fotoğrafının çekilmesini istedi. Biz bunu sadece belge ve şey olarak göndermeyi değil, bunu bir kitap haline getirip inşallah bunda bir ay içerisinde, yani Aralık ayının sonunda tamamlamayı düşünüp bunda Türk bilim dünyasına veya Siirt kültürüne kazandırmayı hedefliyoruz. Ocak ayının sonunda gene Emit Fuarı var. Bunun hazırlıkları başladı. Siirt Lihan ve Sinema filminin çekimleri eğer Aralık ayında hava muhalefeti olmasa Aralık ayında çekimler başlanacak. Eğer hava muhalefeti yaşanırsa bunu bahar ayına ertelemeyi düşünüyoruz. Caz evlerinin restorasyonu ile alakalı dün Vali Yardımcımız Ceyhun Dilşat Taşkın'la beraber Siirt'teki tezcilli yapıların tamamını gezdik. Vali Bey bu konuda çok ısrarlı, sağ olsun bu konuda çok da duyarlı. Şimdi daha önce tezcilli yaptığımız evlerin bir kısmı şu anda yıkılmış durumda ve bu bizim hakikaten hem vicdanımızı hem yüreğimizi sızlatıyor. Tabii ki her şey imkanlar dahilinde yürüyor. Hemen bir şey planlıyorsunuz ama elinizde bütçe olmadığı zaman da direkt müdahalede bulunamıyorsunuz. Şu an şey için mutluyuz. Tillo'daki Nasrettin Konağı ve Şeyh Kamil Konağı'nın restorasyonu devam ediyor. Ben yakın bir zamanda Siirt tarihsel açıdan ve kültürel açıdan çok iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Tabii ki bu sadece bizlerin değil, sizlerin de katkısıyla olacak. Bizler bunu ne kadar basına iyi yansıtabilirsek, aktarabilirsek insanlar da buraya o kadar endeksli. Ben kendimi basın mensuplarının kültür müdürlüğündeki temsilcisi olarak görüyorum.
ve basın mensuplarına da Kültür Müdürlüğü'nün dışarıdaki temsilcileri olarak bakıyorum. Çünkü sizler ne kadar etkinlik yaparsanız yapın, bunu halkla paylaşmadığınız müddetçe, iyice tanıtımını yapamadığınız müddetçe, halkın katılımını sağlamadığınız müddetçe o etkinliğin çok fazla bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Bu anlamda sizlere de yaptığımız etkinliklerde, yaptığımız icraatlarda göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Binlerce vatandaşımız dün dua saatinde buluşmak üzere Ulu Camii'ndeydi. Bir televizyon kanalının canlı olarak yayınladığı dua programında binlerce Siirtli dua etti. Bini aşkın vatandaşımız dün akşam yatsı namazının ardından Ulu Camii'nde hep birlikte dua etti. İl Müftüsü Faruk Arvas'ın duanın önemini anlatan vaazından sonra başta Veysel Karani, Şeyh Abdülkadir Geylani ve Rabiatül Adeviye olmak üzere birçok evliyanın İslam aleminde meşhur olan dualarından bölümler okundu. Irmak TV'den canlı olarak yayınlanan dua programı, Ulu Cami İmam Hatip Nurettin Sancar'ın başta ilimiz olmak üzere günümüzde ızdırap içerisinde olan İslam ülkeleri için yalvarış ve yakarışları içeren duasıyla sona erdi. Bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu akşamlar.